Teknolojiyle ilgili her şeyin konuşulacağı yepyeni bir programdan merhaba sevgili izleyiciler. Bundan böyle ben Eylem Şimşek. Ben Atif Ünaldı. Bu programda sizlerle olacağız. En son teknoloji haberlerini, sosyal medyada olup bitenleri, daha doğrusu teknolojiyle ilgili her şeyi burada bu programda konuşacağız sevgili izleyenler. Ve tabii ki konuklarımız da olacak. Hemen davet ediyoruz kendilerini. Bir dönemin fenomen dizisi Ferhunde Hanımlar'da oynadığı rolde yıldızı parlayan, şimdilerde ise Avrupa Avrupa dizisinde oynayan güzel oyuncu Simge Selçuk, teknoloji hakkında neler düşünüyor? Facebook ve Twitter'ı hangi sıklıkla kullanıyor? Simge Selçuk az sonra Teknosinerji'nin konuğu olacak. Bilişim dünyasının sempatik, bir o kadar da fark yaratan genel yayın yönetmeni Kemalettin Bulamacı, kadın ve erkeğin teknolojiyi nasıl algıladığını bakış açılarındaki farklılıklarını anlatacak. Şimdi Teknosinerji'de sizlerle. Simge Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk. Kemalettin Bulamacı siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Simge Selçuk sizi izleyicilerimiz Ferhunde Hanımlar dizisinde oynadığınız Yonca karakteriyle tanıdı daha çok. Evet. Şimdi neler yapıyorsunuz? Hangi dizidesiniz? Biraz şimdi TRT1'de Avrupa Avrupa diye bir dizideyim. Bir sitcom. Gayet keyifli. Oyuncu kadromuz çok sağlam. Kimler vardı? Tarık Ünlüoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Zuhal Topal, Şehsuvar Aktaş. Aa, çok güzel. Yani oyuncu kadromuz bayağı sağlam, bayağı eğlenceli. Güzel bir dizimiz var. Biz de çekerken çok eğleniyoruz. Öyle devam. Ne güzel. Evet. Peki Simge Selçuk'un bir oyuncu olarak, daha doğrusu bir kadın olarak teknolojiyle arasınız. Ya şimdi ben programa gelirken böyle Kemalettin Bey'le de içeride birazcık konuşunca ben kendimi bayağı bir teknoloji özürlü hissettim zaten. Hissediyorum. Her kadın gibi falan desek hani daha doğru olur. Şimdi hani kadınları temsilen buradayım ya ben. Hani teknoloji bilen kadınlar bana kızmasınlar. Çok özür diliyorum. Bu sadece benim kişisel özelliğim. Yani hani bütün kadınlarda öyle değil aslında. Ama hani daha çok genellemeye bakılırsa erkekler çok daha meraklı ve çok daha becerikli. Şöyle bir şey var, işte hani Hollywood film kültürünün anlatıldığı birçok şeyde, derste şöyle anlatılır. Hollywood kültür filmlerinde de mutlaka kadınlar doğayla ilgilidir, erkekler teknolojiyle ilgilidir. Dolayısıyla evet, hani teknolojiye erkeklerin yatkınlığı biraz daha fazla olarak bilinir. Zaten o filmlerde de böyle hani ajanlar falan olur ya kadın. İşte hemen çık 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 bir şeyleri çözerler falan. O çok imreniyoruz yani onları seyrederken. Aynen. Öyle olmak istiyoruz. Aynen. Böyle Aynen. Hızlı çevik böyle hemen her şeyi böyle çözen. Çık 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 yapanlar genelde erkekler oluyor değil mi? Evet. Yani herkes şu bir gerçek ya. Erkekler daha çok şeyde teknik tarafında. Şimdi bizler de tasarım tarafındayız. Bunu da zaten inkar etmiyoruz. Sorun yok. Evet, bence yapın. De yok yani. Öyle doğmuş. Sen nasıl düşünüyorsun? Bir gazeteci gözüyle. Evet, bence de. Gazeteci eski gözüyle. Bir gazeteci, Cağaloğlu gazeteci gözüyle bakış açısıyla bize biraz hani teknolojiyle ilgili görüşlerini anlatır mısın? Bizim anlayacağımız dilden. Kadınların anlayacağı dilden. Uçmayınız. Bu kadın erkek olayına gelirsek yani gerçekten kadınlar apayrı bir dünyada, erkekler apayrı bir dünyada. Yani bu herhalde yaratılıştan kaynaklanan bir şey. Yani evet. Kadınlar aslında çok fazla detaycı ama biraz da estetik tarafına bakıyorlar. Erkekler daha yüzeysel bakıyorlar ama yüzeysel şeylerin teknik taraflarını da çok merak edip kurcalıyorlar, araştırıyorlar. Doğru. Ya bu kesinlikle mesela arabalar dan da bahsedecek olursak kadınlar sadece direksiyona geçip kullanırlar yani. Kaputun hiçbir zaman kaldırmamışlardır yani. Evet. Evet. Gidiyor mu gitmiyor evet mu? Yani. Ya araba gidiyor mu gitmiyor mu? Aslında genelde biz insanlar... bir erkeğe danışırız yani. Bu nasıldır, iyi midir, alayım mı? İnsanların... Hiç de öyle değildir. Geldiği noktada yani ileride ben... olması gerekiyor mu? Mesela hiç kimse
sorgulamaz. Yani musluğu açtığınız zaman su akıyor mu akmıyor mu? Su oraya nereden geliyor, nasıl geliyor? Bunu hiçbir insan onu sorgulamaz. Aslında ama güzel bir noktaya temas ettin. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Teknoloji şu anda bizim ilgimizi çekiyor, erkeklerin ilgisini çekiyor ama toplamda aslında teknolojinin o kısmıyla ilgilenmiyor olacağız. Yani, evet, yani. Aslında bakış açısı bir yandan doğru çünkü 90'larda hatırlıyorum ben bilgisayarları toplamaya falan çalışıyorduk. Şimdi artık içinde ben hangi merkezi işlemcinin olduğunu bile çok fazla bilmiyorum yeni bilgisayarların içinde. Yani sonuçta açıyorsun. Ya bir de şeyi gelirse yine otomotiv endüstrisine, otomotiv tarafında yani reklamlara bakın 1950'lerdeki 60'lardaki 16 valf işte 8 subwooflu araba reklamları falan. İşte 1990'ların başındaki bilgisayar reklamlarına bakın. İşte bilmem ne kadar hard disk, bilmem ne kadar RAM bunlar vardı. Şu an o reklamlar da ortadan kalkmaya başladı. Yani sadece bu işte style ya da tasarım o taraflar ön plana çıkıyor ve ne kadar hızlı olduğu, işin nasıl göreceği anlatılıyor. Tüm üreticiler kadınlar üstüne daha çok yöneliyor. Yani ya işin kadın değil, tasarım yani tarafında falan. Çünkü biliyorlar ki yere geliyorlar. Alacak kitle kadınlar, karar verici kitle kadınlar. O yüzden de böyle yapıyor tabii ki. Yani üreticiler bence son derecedir. Doğru strateji. Yani geldiğimiz nokta yani erkekler bence şu an teknolojide çok fazla ilgililer. Ne oluyor, ne bitiyor. Evet. Biraz arkasını kurcalıyorlar. İşte açıyorlar, kapatıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ama yani bu da geçici heves diye düşünüyorum. İleride onu yapmayacağız yani. Ama şu noktada yapıyoruz. Yani sen de bilgisayar topladın, ben de topladım. Evet. Yani cep telefonunu açıp içinde ne var ne yok. Yani kurcaladık. Şimdi artık açılmayanlar var. Yeni cep telefonu bir kısmı açılmıyor. Sürpriz. Kemalettin bu nedir? Şimdi tam hani öyle bir Kemal anda. Kemalettin bilebilir yalnız bu arada. Zaten Kemalettin'in bu şeyde Twitter'da çizmiş olduğu bir şey. En basitinden bir mobil telefonun çalışma sistemini burada çizmişsin değil mi? Evet. Anlatır mısın lütfen? Buyur. Sürpriziniz sizin. Evet. Şöyle anlatayım. Evet. Yani burada kalem de vereyim mi şöyle pointer? Hani daha doğrusu hani bizler de anlayabilirim diye çok. Evet. Ya şimdi hoş cep telefonu yani vatandaşlar bunlar cep telefonu evet 3 tane. Anladık. Çok tamam. Türkiye'de birinciyle ikinci konuşuyordu. Üçüncü ne yapıyor? Dinliyor mu? Üçüncüsü dinliyor evet. Tamamen Twitter'da yani çizdiği şeyi anlayamadık. 3 tane cep telefonu operatörü var. Burada Türkiye'deki 3 tane cep telefonu operatörünü temsil etmeye çalıştım. Yani insanlarımız sadece Türkiye'de değil dünyada da çok fazla bilmiyorlar. Yani basit olarak nasıl çalıştığını. Evet. Cep telefonu. Hı. Mesela aradığın zaman böyle bu telefondan bu telefonu aradığın zaman ortada sanki hiçbir şey yok. Cep telefonundan cep telefonuna uçtan uca konuşuyormuşsun gibi falan geliyor. Hı. İnsanlara. Algı öyle ya da şey. Öyle mi hemen bir soralım mı algı öyle mi? Hiç cep telefonları uçtan uca mı konuşuyor? Siz nasıl konuşuyorsunuz? Ya tabii ki şey yani alıcılar vericiler tabii ki operatör etkisi olduğunu biliyorum ama böyle hani. Tabii daha iyi bilirsiniz. Hani bu kadar detaylı bilmiyordum. Tamam. Santral, iki yerde yani bir baz istasyonu vardır. Ha belki de biliyorum. Bir anlat bakalım. Baz istasyonu vardır. Evet. Yani cep telefonu baz istasyonuyla iletişime geçiyor ilk önce. Sinyal alıyorsunuz. Ondan sonra çevir sesi duyabiliyorsunuz en azından. Yani evde sabit telefonu kaldırdığınız zaman nasıl ses gelir? Bu da baz istasyonu kapsam alanına girdiğiniz zaman o ses geliyor. İşte burada baz istasyonları ya da ikinci yanlışlığı nedir? Hadi cep telefonuna cep telefonu konuşmayı bir tarafa bıraktık. Onu çok azınlık kesimi öyle düşünür de. Ama çoğunluk baz istasyonundan baz istasyonuna böyle havadan böyle bir bağlantı var gibi zannediyor. Aslında o da yok. Cep telefonu baz istasyonu sizin bulundunuz. Mesela bu mavi renk simgalım telefonu olsun. Bu kırmızı da benimki olsun. Tamam. Yani simgalım beni aramaya kalkıyor. Ben kırmızı istiyorum. Kırmızı. Kırmızı. Yok canım hani klasik kadın şey yaptı. Tamam evet. Abi benim. Evet. Beni aramaya kalkıyor. İlk önce burada kendi baz istasyonundan bir sinyal alacak. Oradan sinyali aldıktan sonra numaramı çevirecek. Bana ulaşması için bu baz istasyonunun onun kullandığı operatörün santraline ulaşması lazım. Ve bu fiberden gerçekten. Ve bu fiber ya da radyo link dediğimiz havadan havaya şeyler var. Ama ortada baz istasyonun santralle kesinlikle bağlı olması gerekiyor. Yani Türkiye'de fiber yatırımlarından falan bahsediyoruz son dönemde. Olması gereken şeylerden. Ve insanlar anlamıyor bunu. İşte şimdi asıl konuya mobil tarafın, mobil tarafın neden böyle fiber yatırıma işte topraktan giden bir kabloya ihtiyacı var. Bunu kimse algılayamıyor. Var işte santrale ulaşabilmek için. Sizin bağlı bulunduğunuz baz istasyonunun santralle
haberleşmesi için gerekliyor. Şimdi bu fiber dediğin toprak altından giden... Toprak altından böyle evet. Işın kablosu. Ha. Öyle özetleyebiliriz herhalde. Şöyle söyleyelim. İki tipli kablo sistemi var. Birisi bakır kablo. Bakır kablonun parazit problemi vardır ve biraz daha hızlı şeydir. Cam üzerinden giden ışınlarla giden şey hem daha hızlıdır hem de aynı zamanda evet. Daha az parazit oluşturur. Cam elyafı. Ya oradan santrale gidiyor. Bu santraller işte simgenin santrali, operatörün santraliyle benim operatörümün santralinin onların da birbirine bağlı olması lazım ve her operatörün içerisinde rakip operatörün kutuları vardır. Hmm. Onlar da kendi santrallerine birbirine evet. Bağlantılıdır. Çünkü siz santrale gittiniz, benim operatörümü arayacaksınız. Evet. Orada benim kutuma gidip yani benim operatörün kutusuna orada benim şeyi numarayı buluyorlar. Oradan santrale gidiyorlar. Santralden o bazı istasyonu sinyal gönderiyor. Bir telefonumu buluyor. Ama bunlar tabii ki saniyeler içerisinde oluyor. Hı-hı. Kimse bunu fark etmiyor. Hayır, bir şey soracağım. Yani. Hani bu iki farklı operatör markası hani indir şey olarak hani bazen kampanya fiyat olarak işte aynı operatör olunca daha kampanyalı falan. Yani bir ekstra bir maliyeti yok. Ekstra onlar maliyet tamamen var. Kendilerine i̇şte, çekmek için mi? Hayır, ekstra şey maliyet var. Çünkü her yönlendirilen kendi hatlarından işte bu kutuya gönderdikleri her çağrı için hepsi birbirine karşılıklı fatura kesiyorlar. Yani aslında bir nevi orada gereksiz bir enflasyon oluşuyor ama öyle bir enflasyon var. Mesela buna da ara bağlantı diyorlar. Şu aradaki bağlantıya ara bağlantı ücreti diyorlar. Bu ücreti düşürmeye çalışıyorlar. Zaten yapılmış o yani ara bağlantı. Herkesten işte, çıkarıyorlar. Sen şimdi bunları Twitter'da bunu yani şunları dahi paylaştığına göre diyorum. Hani bunu hakikaten bilgilendirme amaçlı mı yapıyorsun? Tabii ki. Ben oradaki Kemalettin uzun zamandır tanıyan birisi olarak söyleyeyim mi? Büyük bir ihtimalle birisi. Biz ve Atra değil bence senin bu. Sen bizden bir Atra olarak bunu sakla yani. Twitter'dan karşına. Birisi muhtemelen bu konuyla ilgili hani niye fiber hatlara ihtiyacı var? Fiber'e de gerek yok ki diye bir yazı yazmıştır. Kemalettin de oradan muhtemelen onu çizerek ona bir cevap göndermiş. Ya o şeyden çıkmıştı. Bir imza at bize o zaman bunu imzala bize. Evet. Ya olay şeyden çıkmıştır. O mu imza? Çok iyi bir imza. Kemalettin ya hayran kaldık. Twitter'da bir tane arkadaş şeyden bahsediyor. Gösterir işte, mi gene sevgili izleyicilerim? Operatörlerin rakip operatörü kullanan aboneleri işte bize gel, numaranı bize taşı mesajları dolaşıyor biliyorsun. Evet. İşte A şirketi, B şirketinin abonelerine sen numaranı bize taşı, bak şöyle güzel kampanyalardan yararlanırsın diye mesaj atıyor ya. Evet. İşte olay bunun üstüne çıkmıştı. Bir tane arkadaş şey dedi, ama dedi şey kendi altyapılarını kullanarak bana mesaj atıyorlar falan dedi. Dedim yani tamam çıkışta kendi altyapısını kullanıyor da sonuçta sana ulaştığı zaman senin kullandığın operatörün altyapısını kullanıyor. Çünkü işte anlattığım gibi yani birbirinin altyapısını kullanmak zorundalar. Peki bunları bilen kaç kişi var sizin gibi? Çok canım. Yani. Türkiye'de kaç kişi var? Evet Türkiye'de ya, de hiç çok. Ben bunu merak etmemiştim. Böyle bir şey araştırmamıştım. Ya işte yani. Zaten kadınla erkek arasında fark tamam, mı? Kadını geçelim yani. Aşk olsun size. Ama gerçekten yani böyle şeyleri merak yani. Etmiyorsunuz ki. Ama merak etme ihtiyaçları da yok. Yani şöyle bakmak lazım. Evet, evet şimdi teknoloji ben yadırgamıyorum zaten tabii, ya da yargılamıyorum yani merak etmiyorlar diye. Ha merak etmiyorlar. Farklılıklar zenginliklerimizdir değil mi? Neyse geçelim konuyu devam. Evet bence. Farklılıklar zenginliklerimizdir. Dolayısıyla hani bu tip farklılıkların bizler oluşması aslında bir yandan avantaj oluşturuyor. Evet. Nasıl avantaj oluşturuyor? Mesela bakıyorum yeni dönemde teknoloji cihazlarının büyük bir çoğunluğunda ciddi tasarım öğeleri kullanılmaya başladı. Artık onların dokunuluşu önemli hale gelmeye başladı. Bana tabii. Yıllardır işte bilgisayar alırken neye dikkat etmemiz gerekir diye soruyorlar. Ben hep şöyle derim. Önemli olan klavyeye dokunduğunuz zaman mutlu olmanız. Çünkü o klavye siz devamlı ona dokunacaksınız. Sizindir ve, değil mi? Orası çok önemli. O yüzden de genelde hani bilmiyorum sen alırken teknoloji alışverişi yaparken nelere dikkat ediyorsun ama mesela dokunmak bence çok önemli şeylerden birisi. Benim mesela bazı markalarda bazı ürünler var, nubuk veya benzeri şeylere ben dokunamıyorum. O öyle bir şeyle karşılaştığım zaman gerçekten rahatsız oluyorum. Demin programın başında seninle konuştuk bir markanın bir ürünüyle ilgili olarak. Yine aynı şekilde dokunmanın büyük avantaj olduğunu ve hani onun çok etkili olduğunu söyledik. Sen nelere dikkat ediyorsun teknoloji alışveriş yaparken? Ben şimdi hani dokunma deyince aklıma hani telefonlarda o dokunmatik işte en kullanılır marka olan hani o dokunmatik telefonu ben kullanamıyorum mesela.